Korgan ilçesine bağlı Çayırkent eski belediye başkanı Halil İbrahim Aha AK Parti'den Ordu milletvekili aday adayı oldu. 12 Haziran genel seçimlerinde milletvekilliği genel seçimlerinde aday adayı olarak Adalet ve Kalkınma Partisi Ordu milletvekili adaylığı başvurusunu yapmış bulunuyorum. Çayırkent'te 3 dönem belediye başkanlığı yapan Halil İbrahim Aha, bugün AK Parti il binasında düzenlediği basın toplantısıyla 12 Haziran'da yapılacak milletvekilliği genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu duyurdu. Korgan ilçemiz malumunuz olduğu üzere Cumhuriyet döneminde hiç milletvekilliği çıkarmayan tek ilçemizdir ordumuzda. İnşallah bu dönem İki tane milletvekili aday adayımız var. Büyüklerimiz bu güne kadarki korganımızın mağduriyetini göz önünde bulundurularak inşallah etkin bir karar vereceklerinden hiç şüphem yok. Çünkü diğer kırsal ilçelerimiz, bizimle beraber ilçe olan diğer ilçelerimizin hepsinden birkaç kez olmak üzere milletvekili çıkmıştır. Bölgenin ve vatandaşın sorunlarını iyi biliyorum diyen Aha şöyle konuştu. Partimize %80'lere varan büyük destekleriyle 6 seçimde banko oy vermiştir. Dolayısıyla bu verdikleri oyun karşılığında halkımız büyük beklenti içine girmiştir. İlimizin diğer ilçeleri de takdir edeceklerdir ki Korgan ilçesi ordumuzun 4. büyük ilçesi olması hasebiyle milletvekilliğini hak ediyor diye düşünüyorum. Ben 3 dönem Çayırkent Belediye Başkanlığı yaptım. Kırsal nedir biliyorum. Kırsalın problemleri nedir çok çok iyi biliyorum. Korgan Çayırkent'i bilmeyenleriniz vardır. Bilenleriniz vardır. Biz orada olmayan bir köyü dahi şehir niteliğinde Çayırlan köyünü Çayırkent beldesi yaparak bir şehir görünümüne soktuk. Dediğim gibi ordunun bütün kırsalını biliyorum. Beldelerini, ilçelerini, bütün sorunlarını yakinen takip etme fırsatı buldum. Çünkü 15 yıl belediye başkanlığı yaptım. 2 yıldır da Ladas'taydım. Ladas'ta olduğum zamanı da iyi değerlendirdim. İyi gözlemledim. Yine belediye başkanı arkadaşlarımızın neler çektiğini çok iyi biliyorum. Muhtarlarımızın ne talepleri var çok iyi biliyorum. Dolayısıyla Sayın Başbakanımız teveccüh gösterirlerse biz her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi aday adaylığımızı bugün koymuş bulunuyoruz. İnşallah ordumuz için, milletimiz için, ilçelerimiz ve beldelerimiz, köylerimiz için hayırlı uğurlu olur diyorum.